Uzun zamandır beklenilen Game Master Rehberi serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu başlangıç videosu hala emin olamayan, aklından bir kez de olsun D&D ya da başka bir FRP oyunu yönetmeyi geçiren ama yok ya ben yapamam diye çekinenler için. Ve tabii ki uzun zamandır Dungeon Master olmayı planlayan ama bir rehbere ihtiyaç duyan ve bunun için bana sürekli artık bizim için de video çek diyenler için. Öncelikle fark ettiğiniz gibi bu serinin adı Game Master Rehberi, Dungeon Master Rehberi değil. Çünkü biz burada sadece D&D kurallarından bahsetmeyeceğiz. Hikaye anlatmaktan, macera yazmaktan, oyuncunu tanımaktan, oyun yönetmekten bahsedeceğiz. O yüzden burada anlattığım her şey herhangi bir FRP ya da RPG oyunu oynamak isteyen herkes için geçerli ve yararlı olacak. O yüzden sadece Dungeon Master demek istemedim. Çünkü eğer aranızda bilmeyenler varsa Dungeon Master terimini biz sadece D&D oyunu yöneten oyun yöneticileri için kullanıyoruz. Game Master yani oyun yöneticisi çok daha genel bir terim. Bunlara ayrıca kısaca Dungeon Master için DM, Game Master için GM diyoruz ve benim bu videolarda Dungeon Master'lardan ya da Game Master'lardan bahsederken bu kısaltmaları da kullandığımı görebilirsin. Elbette ben yine bazı şeyleri Dungeons and Dragons üstünden anlatacağım çünkü merhaba kanalın adı Dungeons and Dragons ama dediğim gibi bu videolar tüm Game Master'lar ve Game Master olmak isteyenler için ve ayrıca Forever GM olarak kalmış ama oyuncularını Game Master olmaya ikna etmek isteyenler için. Sana Game Master olmak kolay demeyeceğim. Çünkü o kadar kolay olsaydı zaten bu seriye ihtiyaç olmazdı, değil mi? Ama düşündüğün kadar da zor değil. En zor ne biliyor musun? Game Master'lık yapmaya başlamak. Çünkü sen şu an kendini yapamayacağını düşünerek geri tutuyor olabilirsin ama başlamadan da gelişemezsin. Yani sen bu rehber videolarını onlarca kez izle, başka rehber videolarını izle, bir sürü kitap oku, diğer Dungeon Master'ların nasıl oynattıklarını analiz et. Başlamadan bunların hiçbir yararı olmayacak. O yüzden sana ilk tavsiyem ilk önce nasıl bir sistemde oynatmak istediğini ve nasıl bir temada oynatmak istediğini belirle. O sistemi oku ve öğren. Ezberle demiyorum, öğren diyorum. Çünkü bu neredeyse imkansız bir şey. Tüm Game Master'lar kaynak kitaplarını ya fiziksel ya da online olarak yanında taşırlar ve oyun sırasında gerektiğinde ona danışabilirler. Bu tamamen normal bir şey ve en tecrübeli Game Master'ların bile bunu yaptığını görebilirsin. Senin öncelikli olarak öğrenmen gereken şey o sistemdeki oyunun temel işleyişi ki böylece oyunun akışı bozulmasın, temposu düşmesin ve sen de zamanını iyi bir şekilde kullanabil. İşte o yüzden de ben ilk önce Game Master rehberini değil, D&D rehberini bitirdim. Çünkü o video videolar sadece oyuncular için değil, Game Master'lar için de oldukça önemli. Eğer D&D oynatacaksan tabii. Dediğim gibi düşündüğün kadar zor değil. Sadece oyuna gelen oyunculardan bir tık daha fazla hazırlık yapman gerekiyor. Ve tabii ki de birazcık kendine güvenmen gerekiyor. Hem zaten eğer sen FRP oynamayı seviyorsan ve başkalarına da oynatmak istiyorsan Game Master'lığın ilk adımını tamamlamışsın demek. Ve bununla beraber kendini diğer Game Master'larla karşılaştırmamalısın. İzlediğin Game Master'larla kendini karşılaştırma. Tabii ki hepimiz Critical Role'da Matt Mercer'ı ya da Dimension 20'de Brandon Lee Mulligan'ı izleyip vibe ediyoruz. Ama onlar buna çok fazla emek veriyorlar. Çok fazla oyun oynattılar, yıllardır bu işi yapıyorlar. Ve onların görevi sadece Game Master'lık yapmak değil. Onlar sadece oyuncuların değil, bizi de eğlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden onların yaptığı Game Master'lık bizim normal Game Master'lıktan bahsettiğimiz şeyden çok daha üstün bir şey. Ayrıca biz kafa 20 ile bile kendini karşılaştırmamalısın. Tabii ki bizden bir şeyler öğren. Mesela Hakan'dan hikaye anlatıcılığını, Cem'den kavga kurgulamayı, benden henüz bilmiyorum. Ki ama bu da bir şey. Ben de yeni bir DM'im ve benden de belki hata yapmanın çok da kötü bir şey olmadığını öğrenebilirsin. Bunu her fırsatta söylerim ama daha önce GM'lik yapmamış kişileri cesaretlendirmek için tekrar etmek istiyorum. Ben ilk defa Lanetli Şans'la beraber DM'lik yaptım. Ve bunu ilk defa kameranın önünde binlerce kişinin izleyeceği ve belki de sonsuza kadar internette duracak bir şekilde yaptım. İlk bölümlerdeki DM'liğime bir de son bölümlerdeki DM'liğime bakın. Eminim arada çok fazla fark göreceksin. Ve bu da ilk dediğim şeye geliyor. Oynatmadan gelişemezsin. Ki oynattıkça sen de kendi tarzını bulacaksın. Nasıl bir oyunu oynatmayı sevdiğini çözeceksin. Bir sonraki videoda anlatacağım gibi bir Game Master birçok şapka takar. Hem oyun sırasında hem oyun öncesinde hatta bazen oyun sonrasında da. Ve sen oyun oynattıkça bazı şapkaların sana daha çok yakıştığını fark edeceksin. Ya da bir şapkayı diğerlerinden daha çok takmayı sevdiğini. Ve tarzında bunun üstünden kurmaya başlayacaksın. Yani mükemmel bir Game Master olmak için acele etme. Hiçbir Game Master başladığı an mükemmel olmuyor. Hatta sana daha da üst olayım, ilk başladığında kötü olacaksın. Bunu söylüyorum çünkü hepimiz başladığımızda kötüydük. Hatta tekrardan kendimden bir örnek vereyim.
Siz aslında Lanetli Şans'ın ilk bölümlerini hiç izlemediniz. Çünkü onları koymadık. Ben o kadar kötüydüm ki bunların sizin izleyebileceğiniz bir şey olduğunu düşünmedik. Hatta benim canım buna o kadar çok sıkılmıştı ki biz bir süre D&D bile oynamadık. Ama sonra kendimi topladım, Kafa 20'deki arkadaşlarımın desteğiyle beraber tekrardan başladım ve yavaş yavaş eksiklerimi de kapamaya başladım. Sen de belki birçok şeyi istediğin gibi yapamayacaksın. Hazırlıksız olduğun durumlar gelişecek. Ne yapacağını bilemeyeceğin durumlarla karşılaşacaksın. Game Master olmak bu durumlarla her oyunda karşılaşmak demek. Ama zaten bu da FRP'nin doğasında olan bir şey. Ama sen daha fazla oyun oynattıkça daha farklı durumlarla karşılaşacaksın. Ve ileride benzer bir durumla karşılaştığında nasıl tepki vereceğini, davranacağını öğrenmiş olacaksın. Ve eğer hazırlıksız olduğun bir durumla karşılaşırsan bununla da nasıl başa çıkacağını, olayı nasıl yöneteceğini öğreneceksin. Ki senin durumun merak etme benimki kadar zorlayıcı olmayacak. Bizim bu ilk bölümleri paylaşmama nedenimiz izlenebilir olmamasıydı sadece. Ama arkadaşlarıma sorarsanız onlar eğlenmişti. Ve en önemlisi de bu. Bir Game Master ne zaman iyi bir Game Master olur biliyor musun? Oyuncuları eğlendiğinde. Senin ilk ve tek amacın bu olmalı. Gerisi hiç önemli değil. İster hikaye istediğin gibi gitmesin, ister kuralları karıştır, ister maceranın çok önemli bir kısmını oynatmayı unut. Eğer günün sonunda oyuncuların eğlendiyse ve oyun sonrasında hala oyundan bahsedip keyif alıyorlarsa sen iyi bir Game Master olmayı başarmışsın demektir. Hem zaten sen bu videoyu izleyen yeni bir Game Master'san, ki videonun sonuna geldiğimiz için artık bir Game Master adayı değil, belki de Game Master demek daha doğru olur. Büyük ihtimalle yeni bir oyuncu grubuna, yani daha önce hiç oynamamış bir gruba oynatacaksın ve bunlar senin uzun zamandır oynamak için zorladığın arkadaş grubundur. Oyun bittiğinde bu arkadaş grubun masadan mutlu bir şekilde kalkıyorlarsa sen onların gözünde iyi bir Game Master'sın. Ve sen de bu anın verdiği özgüvenle daha iyi bir Game Master olmak için çalışmalı ve onları bir dahaki oyunda şaşırtmalısın. Bu giriş videosundan son önemli bir şey daha söylemek istiyorum. En önemlisi eğlenmek dedim ya, buna sen de dahilsin. Bu bir oyun ve masadaki diğer kişilerden rolün farklı da olsa, oyunu yönetiyor olsan da bir yandan oyunu oynuyorsun da. Ve bir oyunun eğlenceli olması için masadaki herkesin eğleniyor olması lazım. Yani bu senin oyunu yönetirken eğleniyor olman demek. Asla keyif almadığın bir oyunu oynatma. Tabii ki yeni bir Game Master olarak farklı sistemler deneyebilirsin, farklı oynatış tarzları deneyebilirsin. Ama baktın ki keyif almıyorsun, kendini buna devam etmek için zorlamak zorunda değilsin. Eğer sen oynattığın oyundan, maceradan, sistemden keyif alırsan o zaman oyuncularını da eğlendirebilirsin. O yüzden mesela D&D sana göre de olmayabilir. Başka bir FRP sistemi denemek de isteyebilirsin. Farklı tarzlar da denemek isteyebilirsin. Bunlardan asla çekinme. Bu bir süreç. Senin öncelikli olarak kendi tarzını bulman gerekiyor ve bu tarzı seven oyuncularla bir araya gelebilmen gerekiyor. Eğer bir ekip olarak ilk defa GM'lik yapan ve ilk defa oyuncu olan insanlardan oluşuyorsanız o zaman bu tarzı beraber de bulabilirsiniz. Önemli olan ister oyun sırasında, ister öncesinde, ister sonrasında sürekli iletişim halinde olmak. Oyun hakkında oyuncularınla konuşmaktan çekinme. Onların da seninle konuşmaktan çekinmemesi gerekiyor. Aradaki bu iletişim çok önemli. Onların neyi sevip neyi sevmediğini sorabilirsin mesela. Böylelikle oyunu beraber geliştirebilirsiniz. Hem ayrıca hiç korkmana gerek yok çünkü bu rehber videolarıyla beraber ben senin yanında olacağım. Umarım başlamak için sana yeteri kadar cesaret verebilmişimdir. Haftaya görüşürüz.